Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bugün Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu faiz kararları doğrultusunda dolar-TL kurunda hangi seviyeler görülebilir? Sizlerle bu video içerisinde bunu bulmaya çalışacağız. Özellikle volatilitenin yani oynaklığın çok fazla olacağı bir gün. O yüzden hepinizin çok dikkatli olması gereken bir süreç, bir gün. Geçmişe dönük baktığımız zaman dolar-TL kuruyla ilgili bizlerin özür dilemesini isteyen ekonomistler vardı. Biliyorsunuz Yiğit Bulut zamanında bizler için ağır ithamlarda bulunmuştu. Şimdi bu ağır ithamları hatırlayalım, ondan sonra konumuza devam edelim. Kur şu anda işlem görüyor. 3.54, 3.34 bandına girecek. Burayı test edecek. Daha önce iki kere test etti. Bu çukura düştü. Orada 3.52'den tepki geldi. 3 liranın üzerinde, 3.50'nin üzerinde, 3.90'ın üzerinde bu millete dolar aldıran nokta 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 orayı söylemeyeceğim. Lar, neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. 3.50'de, 3.60'ta, 3.70'te, 3.80'de, 3.94'te burada ekranları kırdık hatırlarsanız. Sakın bulaşmayın diye. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, yazı yazanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin. Bunları alım yaplayan bankaların araştırma departmanları, o ekonomi kanallarının çok bilenleri, neredesiniz? Çıkın bu milletten özür Ama dileyin. 5 lira olacak diyorlar. 5 lira, 6 Doğru, lira 5 lira olacak 6 lira diyorlar. olacak. Tabii hükümet düşecekti. Tabii. Cumhurbaşkanı düşecekti. Evet, Yiğit Bulut'u izledik. Yiğit Bulut'un ardından. Evet, sevgili dostlarım, bugüne kadar yapmış olduğumuz tahminlerinizin hepsi %100 tutmuştur. Bunun için hiç kimseden de özür dilemiyoruz. Hatta bizlerin sayesinde parasının değerini korumaya çalışan tüm yatırımcı arkadaşlarımıza da yatırım tavsiyesi olmadan buradan öngörülerimizi dürüst bir şekilde aktardık. Ve hepsine de kazançları hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yanlış ekonomik politikalar olabilir. Dünya üzerindeki krizlerden etkilenen ekonomiler olabilir. Fakat bu ekonomiler içerisinde bizlere düşen de yatırımlarımızı korumak olacaktır. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın yapması gereken atraksiyonlar içerisinde gene ekonomist Necmettin Batırel hocamızın anlattığı geçmişteki sözlerine biraz değinelim arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben olsam ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar şak kadak satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü falan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşürecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir 10 milyar daha satarım. 20. Yetmedi. Bir 10 daha satarım. Biter ondan sonra. Çil yavrusu gibi dediler. Bak ben size söyleyeyim. Aynen. Biter. Evet, Necmettin Batırel hocamızın açıklamalarını da dinledikten sonra Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri bir kez daha duymuş olduk. Evet, şak bir 10 milyar dolar, ardından şak bir 10 milyar dolar da herkes neye uğradığını şaşırır demiş hocamız. Evet, buradan da hocamızı tebrik ediyoruz. Onun da yorumları %100 tutmuş durumda. Merkez Bankası da geçmişte yapmış olduğu politikalarla birlikte dolar-TL kuruna yapmış olduğu müdahalelerle şak bir 60 milyar, şak bir 60 milyar, şak bir 40 milyar gitti 128 milyar. Evet, şimdi gelelim yeni bugünkü açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun alacağı kararlara ve bizim buralarda etkili olmasını beklediğimiz önemli destek ve direnç bölgeleri. Videonun başında söylediğim gibi bugün atraksiyonu bol, volatilitesi bol gün olacak. O yüzden Forex piyasalarında özellikle işlem yapan arkadaşların çok dikkatli olmalarında fayda var arkadaşlar. Yukarı yönlü sert hareketler görülebileceği gibi aşağı yönlü sert hareketler de bugün itibariyle görülmesi oldukça yüksek olacak. Sizlerin önem ve dikkat ile takip etmeniz gereken en önemli kritik seviyeler, destek ve dirençleri ben şimdi sizlere burada vereceğim. Bu rakamları mutlaka takipte kalacaksınız. İlk etapta 10.67. Bakın 10.67. Bu destek bugün itibariyle önemli bir destek.
ve bu destek altında gene ikinci volatilitenin yüksek olmasıyla birlikte 10-20 seviyesinden geçen destek bölgesi. Bu iki bölge çok önemli olacak. Özellikle de 10-20 altında kapanışlar görülmeye başlarsa arkadaşlar dolarda aşağı yönlü hareketler sertleşebilir. İlk aşağı yönlü hareketlerin sertleşebileceği bölge ise 10-67 bandından geçen bölge olacak. O yüzden sizler için bu iki bölge dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge. 10-64 bölgesi, 10-67 bölgesi, bakın şu şekilde çizeyim. 10-67 bölgesi altında hareketler aşağı yönlü. 10-52, 10-40 ve 10-20 şeklinde takip edilmesi gerekli arkadaşlar. 10-67 üzerinde ise hareketler yukarı yönlü tekrardan seyir alır. Bu Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama ve bu açıklama sonrasında tekrardan bir faiz indirimlerine devam etmesi ve bu indirimlerin sert gelmesi şeklinde, yani bir 400-300 bas puanlık bir indirim gelmesi durumunda tekrardan yön 10.67, 10.86, onun üzerinde 10.98, 11.10. Evet, bu şekilde yukarı yönlü giden bir dolar TL kuru izlemeye devam ederiz. Tabii bu 11.10 ve üzerine doğru atraksiyonun devam etmesi şeklinde 12 TL'ler civarına doğru uzanan bir yükselişi tetikleyebilir. Merkez Bankası'nın beklentilerin dışında arkadaşlar, bakın, beklentilerin dışında faiz indirimine gitmemesi, faizleri sabit bırakması durumunda gene dikkatli bir şekilde takip edeceğiniz bölge 10-60 bölgesi olacak. Bu 10-60 bölgesinden aşağı doğru salınımlar 10-20 bölgesine doğru dolar TL kurunda fiyatları geri çekebilir. Sizlerin de çok dikkatli olması gereken bir gün ve özellikle de sıkı bir şekilde fiyatları takip etmeniz gereken bir gün. 10.70 civarlarından geçen bölge üzerinde bir çanak hedefimiz vardı ve bu çanak hedefimiz zaten noktasal olarak çalıştı. Bunun üzerindeki hareket bizler için artık yukarı yönlü bir hareketin devamı ve bizim için ekstradan bir kazanç sayılacağı yönünde biz de burada yorumumuzu yapıyoruz. Bakalım bugün artık Merkez Bankası tekrardan faiz enflasyon ilişkisiyle ilgili düşüncelerini değiştirip reel piyasaya dönüş yapacak mı? Dananın kuyruğunun kopacağı bir gün ve biz de bugünü sizler gibi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Zaten bir saat gibi bir süreç kaldı. Bakalım Merkez Bankası neler yapacak ve bu kurlara artık tamam mı, devam mı diyecek. Sizlerle birlikte biz de burada bunu izleyeceğiz. Evet sevgili dostlarım, videomuzu burada keselim, fazla uzamasın. Merkez Bankası faiz kararından sonra tekrar bir video yapar, sizlerle birlikte buluşuruz. Videomuza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlardan mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.